Merhaba GürüşTürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Haftanın SmackDown ve Raw değerlendirmesi. Aynı zamanda yazın en büyük eğlencesinin yani SummerSlam'in ertesi yorumlarıyla beraberiz. Bugün yorumcu ekibinde sürprizler var. Başta Murat Ülker'in yeğeni Boğaç Ülker var. Hoş geldin kardeşim. Sağ olun efendim. Hoş bulduk. Ve büyük sürprizlere devam ediyoruz. Dayı da burada. The Sinister Scotsman nickiyle tanıdığımız Buğra Yücel. Ben ona Buğra Kemal Yücel demiştim ama sonra yüce, dayım ayıp bir şeyler oldu çocuğa. Bu 7 yıllık bir mesele arkadaşlar. Çok şey yapmayalım. Doğru. Merhabalar. Merhaba. Evet. Kaan da burada. Hoş geldin Araş. Hoş bulduk. Kaan'ı Eğil Kanada nickiyle biliyoruz. Evet. Chatbox'da yavaş yavaş dolacaktır diye inanıyorum. Eskiden geçtiğimiz kışın falan maçlara denk getirmiyorduk. Maçlar 7'de oluyordu, radyo yayını 10'da oluyordu. Şimdi yaz ayları mecbur maçlara denk geliyoruz. Zaten YouTube yayını da olacak. Hepiniz hoş geldiniz şimdiden. Boğaç o zaman nasıl bir SummerSlam'i geride bıraktık? Rezalet! Denizli hakkında bir şeyler söylemeyeceksen konuya buradan başla. Ha, dünkü Galatasaray mağlubiyetinden dolayı ziyadesiyle mutluyum. Üzgünüm dayı. Ne? Ya, ben rakibiz sonuçta saniye. Yani çok basit bir şey yani durum. Çok da üzerine düşmeye gerek var mı? Ya biraz 2006 kardeşliğinden dolayı verdiğimizi düşünüyorum. Yani ne? Bunca yılın ardından gelen bir hasret, böyle olması normal. Yani dün Denizli'nin yenmesi... Son hafta mı oynuyor oğlum Denizli'yle yoksa gene? Yok canım. Yok, son hafta değil ya. Allah'a çok şükür o zaman. Az önce de Sivas Beşiktaş'a attı. Yani maç devam ediyor. Bize son dakika evet. Değerlendirmeleriyle. Anadolu takımlarının bu güçlü gidişatını Fenerbahçe Gazişehir'i yenerek durduracaktır. Doğru. Aga biz SummerSlam'den nasıl Anadolu takımlarına geldik ya? Omuz omuza şampiyonlar hashtag'iyle. Neyse. Abi SummerSlam felaketti bu arada ya. Ben neden? Yani bilmiyorum ama o ana kemer maçları hayır abi yani ben kabul edemem. Ya Randy Orton'cular ağlaması gayet iyi iş oldu ya. Pardon bir yok. De Lesnar'cılar. Ne? Yok ya hani şey olarak demiyorum. Şeyler güzeldi. Kevin Owens'ın maçı fena değildi. Charlotte Tristatus maçı AJ güzeldi. AJ Styles'ın maçı güzeldi. Ama kemer maçlarında neredeyse hiçbirinde AJ maçını dışarıda bırakıyorum. Hiçbirinde doğru düzgün keyif almadım. Hı-hı. Yani çünkü WWE şampiyonluğu maçı geçen seneki senaryonun neredeyse aynısı. Çok ufak bir değişiklik yapmışlar. O kadar dayak yedi dediğimiz seti önceki radyoda yerden yere vurduk. Bu adam maça çıkamayacak. Başkasını koyacaklar. Öyle böyle dedik. Roman Reigns bir gelecek falan dedik. Tertemiz adam maç aldı yani. Hiç böyle kötü bir olaya da başvurmadan. Demek ondan ki Triple H'in oğlu olmak başka bir şey gerek. Yani. Kadınlarla alakalı diyebileceğim hiçbir şey yok. Çünkü 3 kadın maçı da hani şeydi. Kemerli olan 3 kadın maçı da yani maçlardı. IC kemeri de zaten savunulmadı şovda. O da ayrı bir skandal belki. Ona hiç girmeyelim de. Japonya'daymış yani, kemer bu arada. Şey New Japan şey mi yapmış? El mi koymuş kemeri? Aynen öyle. Yani o yüzden bana şey geliyor. Ya, bu vasat bir şovdu diye geliyor. Yani çok daha iyi, çok daha böyle hani kırılma noktalarının olabileceği bir şov yapabilirlerdi. Ama SummerSlam biraz o kimliğini terk etmiş durumda son senelerde. Evet, chatbox'a da soralım. Alper burada. Selin yazmış. Lesnar'cılar ağlıyor diye. Selin mi? Ne oldu? Selin ne diyor Kaan? Ne diyorsun kardeşim? Sur yapı Starbucks'ta beraber mi izlediniz SummerSlam? Ay, yani Lesnar'ı bilmiyorum. Kalmadı artık, o da bitti ya. Ne? Sesin çok düşük geliyor sanki. Bir saniye. Ha, şimdi nasıl? Geliyor. Çok daha iyi. Bir iki. Çok teşekkür ederim. Şimdi yani Lesnar bu adam niye böyle oldu bilmiyorum ama kazandı, sinirlenmiştim kendisine. O yüzden Rollins'in alması iyi oldu ya. Surya Starbucks'a gelince evet. Selin hala naz yapıyor, anlamıyorum.
Selin niye böyle yapıyorsun bu çocuğa? Bak Selin sana da bir göndermede bulunmuş. Lan Buğra her radyo aynı espri. Biraz kendini geç. Yani ben de demek isterdim Bursa Hilton Otel'de yaşananlara ama şimdi o seviyeye bizi geçirtmeyen sensin sevgili Selin. Ne? Doğru. Evet Yüce sen ne diyorsun abi? Abi ben SummerSlam'i izlemedim. Bir impact neferi olmak bunu gerektiriyor. Ben tamamıyla kalabalık yapmaya ve Denizli spor maçı hakkında konuşmaya geldim. Bir dakika ya sonuçlara oldu. Bakayım bari. Pattes demiş. Evet sevgili Boğaç. O zaman evet, Rav'la başlayalım mı? Önemli segmentleri değerlendirelim. Ardından SummerSlam'ı evet. Araya serpiştiririz. Okey. Rav'ı aslında bu hafta güzel bir Rav oldu. Bence o yüzden konuşurken keyif alacağız. Yeni şampiyonumuz Seth Rollins geliyor. Açılışta. Hoş geldin. Böyle boş konuşuyor işte. Ben şöyleyim de, ben böyleyim de, ben buraya uçarım da, şuraya zıplarım derken o zaman orada bir mevzu kopuyor ve AJ Styles OC ile beraber Seth Rollins efendiyi bir görmeye geliyorlar ringe. Biraz böyle görüşülüyor, konuşuluyor. En sonunda AJ Styles böyle çok dostane gözüken bir şekilde elini uzatıyor böyle. Ondan sonra bir tokalaşıyorlar. Sonra Styles Rollins'e diyor ki sen korkuyorsun diyor. Orada bir ultimatum böyle veriyor. Ondan sonra da gidiyorlar. Zaten şovun main eventinde de bu ekibin bir dahil olduğu bir segment var. Onu da söyleyelim. Genel olarak AJ Styles aslında Amerikan şampiyonluğu, Birleşik Devletler şampiyonluğu belindeyken bir anda en üst potada gördük. Sevgili Buğra Gül, sence AJ hem Birleşik Devletler şampiyonluğuyken evrensel şampiyonluğuna oynar mı? Ne dersin? Evet. Onu, özellikle böyle bir ekip arkasındayken. Gallows ve Anderson'dan bahsediyorum. Mesela onu konuşalım. Sizce AJ Styles Seth Rollins'ın sıradaki rakibi olabilir mi? Bence kuvvetle muhtemel görünüyor ileride. Yani olabilir. Neden olmasın? Sen ne diyorsun sevgili Kaan Yücel? Zaten 2 ay önce olmamış mıydı? Yani yok. Tekrardan hani daha yüksek bir momentumla arkasında farklı bir ekiple bunlar yaşanabilir mi? Yani zannetmiyorum. Bence Strowman'ı onun yanına çekecekler de Rollins oradan nasıl kimle kurtulacak, kimle mücadele edecek onu kestiremiyorum. Kaan sen ne diyorsun? Seth Rollins favori bir şampiyonluğun vardı. Favori güreşinin şampiyonluğun vardı. Evet ben AJ'nin ilk rakip olacağını düşünmüyorum. Buran'ın dediği gibi, Yücel'in dediği gibi. Strowman bir şekilde AJ'ye bağlanacak ama haberlerde sanırım Strowman için sıradaki rakip diyorlar. Bilmiyorum nasıl olur. Olmaz gibi. Daha çok AJ'ye kayar gibi Strowman da AJ olacağını düşünmüyorum ben. O kemeri daha ayrı tutarlar bence. Ya ben de yani biraz rol çalmış gibi oldum bu açıdan da yani önden fikirlerinizi almak istedim. Çünkü çok hani gri nokta, çok yorumlanabilitesi yüksek bir durum yok. Çünkü sadece bir haftalık şov maçına bağlandı promodaki sözlerde. Benim kanaatim düşen spoilerlar yönünde. Hani Braun Strowman olabilir, düşen haberler daha doğrusu, spoiler da denmez. Artık o kadar doğru haber düşme ihtimali azaldı ki düşen 20 haberden biri falan doğru çıkıyor. O da bütün ihtimaller sayıldığı için. Ya çıkıp Finn Balor bile gelebilir yani şu an ana kemer potasına. Bir ara Finn Balor'da bahsediliyordu çünkü. Ya bana göre AJ Styles ideal bir rakip. Fakat Birleşik Devletler şampiyonuyken başka bir kemere oynamasını ben sıcak bakmıyorum. Arkasında Luke Gallows Anderson var. Çok güçlendiler diyebiliriz. Ama WWE buna bir rakip yaratmayı başaracaktır. Çok dominasyon da beklemiyorum AJ Styles ve ekürülerinden. O zaman Kuti bir şeyler yazmış galiba. Zeno yazmış. Zeno Strowman ayızı nereden çıkıp baş belası oldu yine demiş. Onun zaten herhalde main event'te biraz daha detaylı konuşuruz. Kuti de Strowman olacak bana kalırsa. Bir anda yerel kesmeye boşuna başlamadı.
Ayrıca SummerSlam sonrası dönemde genelde kemeri örüyor. Dönemsel bir tespit yapmış. Zeno double champ olacak. Ana sevecek. İyi niyetler bunlar. Devam edelim. Ben de bu arada hemen açıkçası şeyi düşünmüyorum. Bir ara rakip bulacaklar ve asıl bu King of the Ring turnuvasının galibi daha sonra bu evrensel kemerine zıplayacak gibi bir his var benim içimde. King of the Ring'in galibinin ana kemer hakkı olacak mı eskisi gibi? Şeyde söylenilen de yok ama düşen haberlerde King of the Ring turnuvasını kazananın çok büyük bir push alacağına dair bir haber şeyi var. Durumu var yani şu ya, an. Bu son biraz şeye mi benziyor acaba? Drew McIntyre için büyük planlar var haberine mi benziyor? Yani gibi gibi de denebilir. Bilmiyorum. İnşallah King of the Ring'in galibi renk getirebilir kazandığı brandte. Onu da konuşuruz. Kim sizce? Ya, o turnuva zaten tamamen Kevin Owens kazansın, Steve Austin olma yolunda bir tık daha atlasın turnuvası değil mi yani? Ne? Hiç zannetmiyorum. Owens 31.6. Ne? Doğru. O zaman devam ediyorum. Evet. Çok ilginç bir şekilde bu açılış segmentinden sonra Sami Zayn böyle normal bir şekilde konuşurken, yani daha doğrusu yine söylediği aslında çok ciddi bir söz var. Orada şey diyor, buranın sadece tadını çıkarın çünkü burada ne kadar uzun kalırsanız ruhunuz o kadar çabuk emilir diye sanki böyle kendisi bir eleştiri getiriyor olduğu duruma da. Ardından Samoa Joe geliyor. Abim geliyor. Abi. Sonra abim Samoa Joe Sami Zayn'in içinden geçiyor. Öz abi. Öz abim. Yani böyle o kadar min zart diye bitiyor maç. Bir kokina kulaç. Sami Zayn pert. Yani sevgili Burak Gür, ne olacak bu çocuğun hali ya? Hangisinin? Zayn'in. Joe ben, yükseliyor. Sami... Geçen hafta da kazandı. Ya bence hani yenilmek için kurgulanan bir karakterden öteye geçemeyecek ya. Hani ben o El Generico falan rock günlükleri o tarz bir şey beklemiyorum açıkçası. Ama Samoa Joe da bir türlü o upcard main event arasındaki eşiği atlayamadı. Keşke Samoa Joe da ana kemer kazananlardan olabilseydi. Sevgili Kaan. Evet. Yani Joe'yu çok sormayacağım. Joe'yu biraz ben anlatırım gerekirse de. Yani sence Zayn bir şirketten ayrılmalı mı? O. Çok kritik. Iddialı. Çok iddialı. Bunu dayıya da soracağım çünkü daha sonra da. Önce bir araşa sormak istedim. Yani ne yapmak istediğine bağlı açıkçası. Şu anki hali kontratı ne kadar var bilmiyorum ama büyük ihtimalle ayrılmak istese Vince babam şu an bayağı yüklü bir miktar maaş verir. Sırf şeye gitmesin gibi. All Elite Wrestling'e gitmesin gibi. Dolph Ziggler gibi. Yani o da eğer ya derse ki ben para kazanam, para yapam kalır ama eğer cidden o kadar ruhu emilmesin, güreşmek istiyorsa hemen ayrılsın yani. Hiç kovulmayı beklemesin madem çok istiyor. O zaman hemen ayrılıp Impact'e mi gitsin dayı? Ya onlar öyle ayrılacağını zannetmiyorum ya. Keşke öyle olsa ama artık bence oraya kapağı attı. Daha bırakacağını düşünmüyorum. Yani bu şekil devam eder. Peki ayrılanlara bakalım. Bence şikayetçi olduğunu da düşünmüyorum yani. Hani bir nesil var bu Ring of Honor'dan gelen nesil. Hani gayet hayatlarından memnun görünüyorlar şimdilik. Owens zaten ömürlük kontrat imzalıyor mesela örneğin. Ayrılanlara bakalım. Mesela çok önceden ayrılan. Adam 5 yıl imza atmış. Demeye gerek yok de. Efendim? Ha yok, ben Owens'a sallıyordum da boşver şimdi. Bu ne lan? İlk defa yabancı bir yorum geldi chat'e. Bu ne ya? Anadolu Lisesi İngilizcesiyle yazmışım. I hope he leaves as soon as this contract is up. The most talented guy in the game and just wasted. Peki canım benim. Seyfendi bu değil mi o? Bence de Seyfendi. Şeyden bahsedeyim. Daha önce giden bir tane en çarpıcı örnek ilk aklıma gelen John Morrison. Ha John Morrison. Sizce ya Punk canım
aynı sektöre gitmedi. Punk da mesela çarpıcı bir örnek de aynı sektöre gitmediği için şey yapamıyoruz. John Morrison mesela şu anki momentumundan, halinden, WWE'de olduğundan nazaran daha mutlu mudur sizce kişisel olarak? Yani aslında bence biraz o şeyle bağlantılı ya. Eğer daha özgür bir şekilde çalışmak istiyorsa daha mutludur. Ama bu çalışma temposundan memnun değilse ya da en azından şu anki bulunduğu durumdan daha mutsuzdur. Çünkü bu şirketin sunduğu çalışma o sıklığı inanılmaz fazla. Yani çok az tatil yapıyorlar. Çok az evlerine gidebiliyorlar. Ve çok fazla zaman gezmek durumundalar. Yani gezmekten kastım hani başka şehirlere belki de başka ülkelere gitmek durumundalar. O yüzden herkes o tempoyu oturtturamayabiliyor. Yani o biraz bence ona bağlı. Ya tabii mutlaka ama ben hani çok şey düşünmüyorum bu konuda. Belki daha az çalışıyordur. Belki daha çok da kazanıyor olabilir. Ama hani kişisel hırslarını bir kenara bırakırsa elindeki mutluluk WWE'de olduğundan daha fazla değildir diye düşünüyorum. Ya WWE'de Worldwide'a dahi bir isimken bugün çok farklı bir yerlere gitti. Çok farklı bir yerlere gitti iş. Bence WWE'ne ayrılmak bir çözüm değil. Sami Zayn de giderse onun açısından çok 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 da olumlu olmayacaktır. Ki Sami Zayn de bence bunu görebilen biri gibi geliyor bana. Peki o zaman. Devam ediyorum. Var mı bu başka arada, eklemek? Tabii buyurun. Sebastian Vettel demiş ki 2 seneye Tessa Blanchard Raw kadınlar şampiyonu olsun diye konu açılacak demiş. Tessa Blanchard'ı izliyor musunuz? Ben arada bakmaya çalışıyorum. Okey. Shayna Baszler'ın yeni kocası. Hadi kardeşim gelsin. Getirin gelsin. Gel hele gel. Getir. Ya bari soyadından tanısaydın ya. İmpekti. Ya Tessa, bu arada 2 seneye biraz fazla, bence daha kısa süre olacak. Yani ben Tessa de bu arada zaten, yakın bir sürede bekliyorum. Tessa zaten 23 yaşında daha. Yani bağımsız güreşte 5 yılda 300 maçtan fazla maça çıktı. Yani artık yapabileceği çok da bir şey kalmadı. Zaten Impact'le olan kontratı 2020'de falan bitiyor diye biliyorum. Yani yenilemese de olur zaten. Yani bence en iyi isimlerden bir tanesi. Hani onu kanıtlamak için WWE'ye gitmesini ben bile istiyorum yani bir Impact fanı olarak. Yani acelesi de yok aslında. Yani dediğim gibi daha 95 doğumlu bir kadın güreşçiden bahsediyoruz. Yani o tahmine katılıyorum biraz. 95 mi? O benden sadece bir yaş mı büyük? Abo. Abi. 95'li ya. Ana. Galvet. Şimdi de 96'lı yani bunu çok. Kalbime ufaktan böyle bir iniyor gibi. Neyse ben devam edeyim. Abi bizim bir mazoşist var. Tanıyor musunuz bilmiyorum. Adı Dolph Ziggler. Dolph. Kafayı sildim. Bu manyak yine geldi. Yine başladı konuşmaya. Raw'da. Mizi atladı, saldırdı, bilmem ne, zart dedi, sen böylesin, sen korkaksın, sen şusun, ben şusun. Abi Miz geldi bunu dövdü, yetmedi bir daha dövdü. Ben anlamıyorum yani, bilmiyorum, bunu hepinize soruyorum. Bu adamın bu mazoşistliğini açıklayabilecek varsa ben bir açıklama bekliyorum yani gerçekten. Bir süre sonra sürekli kaybedersin ve kaybetmekten zevk alırsın ya, böyle dayak yemekten zevk falan alırsın ya. Bence aga. Müzik... Evet. Abi çok dokunaklı konuştu bir anda, pardon. Doğru. Bence Dolph Ziggler de o sendromu yaşıyor olabilir. Dayı ya sen ne diyorsun? Ya benim aklıma şöyle bir ihtimal geldi. Bu Ziggler'la Miz aynı jenerasyondan çıkmış isimler. Yani İşte Kofi, Ziggler, Miz, hani bunlar bir yani örtüşebilen isimler. Ben hani Miz ve Ziggler'ın takım olma ihtimali var gibi geliyor bana ama içten içe. Bu sonradan hani Cesaro ile Sheamus gibi bir şeye bağlanabilir mi sizce? Çok ilginç olur ya, ama o kimyayı atacak biri yok. Yani o birleşmeyi sağlayacak, o fundamental'ı tutturacak biri yok. Hani Mick Foley çıktı, çok duygusal bir konuşma yaptı ve sizden olur dedi. Yürüdü gitti. Yani o Miz'le Dolph Ziggler'ı kim tutkallayacak, tutturacak? Sanki öyle biri yok gibi geldi bana. Bence
Ziggler böyle bir ara verecek vesaire gibi bir hava sezdim ben. Biraz daha. Abi hani zaten yani, yeni geldi ya 6 aylık. Yani ne bileyim hani böyle yine bir süredir hep para veriyor zaten. Dayak yiyecek de yine bırakacakmış gibi bir sezgi de hani ver bıraktı bana. O yüzden şimdi bu kadar dayak yemesini başka hiçbir şey açıklayamıyorum çünkü ya. SummerSlam'de durdu dayak yedi. Durdu dayak yedi herif. Kutay yazmış. Ziggler YouTube kanalı açmış beyler. İlk video Goldberg maç video biz kış. Deli mini amına kodum. Ya Ege Jack Christ övün diyeceğine sen radyo gelsene. Ya Jack Christ kim oğlum? Kimlerden bahsediyorsunuz ya? Bu ne ya? Abo aç Impact izle kardeşim bir 5 dakika. Pardon kardeşim Impact 5 dakika ne ya? Bunlar bu ne ya? Yine bu adam yabancı bir şeyler yazıyor. Neler demiş ya? Rollins Becky Lynch ilişkisi show mu gerçek mi? Baba bence show. Robin Sparkles. Sen önce Ted Mosby'nin kalbini niye kırdın? Bize bundan bahset. Barney ile Ted'i oynattın parmağında yıllarca. Hawaii Meteor Mother izleyeceğime boş duvara bakarım daha iyi. Ya Impact izleyen ne? Adamsın ya. Doğru vallahi, o da boş duvar sayılır. Bence gerçek de yani çok yazık bir ilişki yani gerçekten. Ya ben niye yaşıyorsalar kendi aralarında yaşasalardı ya. Bizi keşke bulaştırmasalardı bu işe. Harbiden doğru. Ya. Ya da bu işe hakikaten hakkını verip şöyle bir Edge ve Lita gibi bir Live Sex Celebration yapsalardı. İkisi de kemerleri tuttuktan sonra da biz de bir eğlenseydik yani. Gerçekten komple WWE Universe olarak yatakta aralarında yatıyormuşuz gibi hissediyorum. Sonra. O zaman devam edelim. SummerSlam'de kayıp tarafımız, uçan bojeğimiz Ricochet, Elias'a karşı mücadele etti. Aa kimler geldi? Ne oldu lan? Kimler geldi? Ambrose. Manyak herif. Evet. Jon Moxley geldi. Mon Moxley. Neyse. Kim geldi lan? Ege geldi. Ege yürüten mi? Ege ses ver bro. Selin buradayım. Abi şu sözleri söylemekten bıktım ama birkaç ay önce herkes Becky'nin köpeğiydi burada. Kimse o Becky çöp demez. O da değil yalnız. O go. O go Becky çöp. Köpürürsün gülük gülük. Abi ya. Robin Sparkles nikah almış ya. Abi konumuz o mu şimdi ya? Ne bileyim. Neyse. Bizim süper kahraman Ricochet Elias'ı şamar olanı yaptı. Maçı kazandı. AJ'yi kaybettikten sonra onun için bir teselli galibiyeti oldu diyebiliriz. Sevgili Ege Yürüten, madem geldin sana soracağım. Sence bu Ricochet kardeşimizin İlerleyen dönemlerde nasıl bir geleceği olur? Kısa vadede, uzun vadede demeyelim de en azından. Hiçbir şey olacağı yok abi. Geçen hafta da aynı soruyu sordun sen bana. Evet. Ben de aynı cevabı vereceğim. Hiçbir şey olmaz ondan. Seni test ediyorum çünkü. Mid card olur, takılır geçer. Andrade ne olduysa ona da olur. Anlıyorum. Peki sevgili Buragür. Ya ben Ricochet'in AJ Styles'tan bayrak alabilecek yetide biri olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Yücel'in bu konudaki fikirlerini merak ediyorum. Bir ama dakika soruyu bir daha alabilir miyim? Ricochet yani AJ'den bayrak teslim alabilir diye düşünüyoruz biz Yücel. Yani Ricochet'i ben birazcık TNA'nin en eski hallerindeki AJ Styles'a benzetiyorum. Yani o uçan kaçan kimliğiyle, o ring içindeki yetenekleriyle şu anda etrafındaki bütün güreşçilerden farklı bir performans sergiliyor. Yani bence olabilir. Yani. Kesinlikle aynı fikirdeyim. SummerSlam'de kemeri alsa da keşke şu an AJ Styles Seth Rollins'in karşısına bak biz bir grup olduk diye çıksa çok daha tatlı olurdu. Ricochet şampiyon olamadı ancak onun için hiçbir şey bitmiş değil. Aksine SummerSlam'deki performansıyla birçok fanın takdirini kazandı, sevgisini kazandı. Belki ürün satışları da arttı.
WWE'de marketing çünkü bu konuda önemli. Bir güreşçinin yükselmesi açısından. Ben ilerleyen zamanlarda Ricochet'in farklı açılardan puşlar alacağı kanaatindeyim. Arka alan segmenti olabilir. Bilmiyorum, gaymiş galiba kendisi. Böyle bir yok karakter. Yok lan, sevgilisi yok mu onun? Var şey işte ya, bu NXT'deki kız var ya, Casey Catanzaro. Maya Yankovic vardı. Video düşmüş. Ondan, ondan hemen... önce de yok o şey, Ricochet kendini parmaklarken. Ondan önce de Tessa Blanchard'a bastı. Ben söylememek için duruyordum. Sen tak içeriye anlattın ya. Bir şey diyeceğim. Bu kendini, burada. Kendini parmaklamanın videosu var mı ya? Bir izleyelim. Ne? Olması lazım. Bu arada son dakika Sivas'ın kayıcısı ölmüş galiba. Hayda. Allah rahmet eylesin. Rest in peace Kimbo Slice'ın. Evet. Gerçekten ambulans götürmüş adamı. Aynen. Sağda. Devre arası ambulans girdi sadece. Yoksa şey, eğer Ricochet veya Elias'la alakalı eklemek istediğiniz. Zaten Elias'ı birazdan konuşacağız. Ufak bir ekleyeceğiz onunla alakalı tekrar bir şeyler de. Ricochet'la hakkında söylemek istediğiniz bir şey yoksa geçelim. Bu kadar. Okey. Latinolarımızın mücadelesi de Raw'da vuku buldu. Flair kızımızın torpilli sevgilisi Andrade. Two out of three falls maçında yine kazandı. Yine Rey yendi ve bir kendince bir momentumu oluşturup devam ettiriyor şu an. Bir şey soracağım. Bu maç her hafta var mı yoksa bana mı öyle geliyor? Her hafta var. Her hafta var ya. Al işte. Yani ben bir yorum yapmayacağım çünkü hani Andrade'nin İngilizce konuşana kadar bir push almaması gerektiğine inanıyorum ama işte Charlotte Flair'ın üstüne çıkınca şeyler değişiyor galiba şirkette. Ya Andrade Charlotte İngilizce bilmiyor muymuş ya? Yok abi. Charlotte'la nasıl anlaşıyorlar? Ne? Vücut dili. Hayvan dili ve edebiyatı abi. Doğru. Doğru. Evet, o yüzden sorayım. Var mı eklemek istediğiniz? Ben çünkü aklıma hiçbir soru gelmiyor bu konuyla alakalı. Andrade daha yükselir mi diye sormak istemiyorum. Ya iki Meksikalı karşı karşıya. İki Meksikalı karşı karşıya. Bence Meksika hegemonyasını Andrade WWE'de değiştirecek gibi. Alberto Del Rio tarzı bir maksimal yükseliş görürsek Andrade'de şaşırmayız. Zira Vince McMahon'ın aradığı her şey var gibi duruyor. Bir de Charlotte Flair'la birlikte hack görüntüleri falan düşse tamam yani WWE hack şey altına alabilir, dominasyon altına alabilirler. Bir şey sorayım tamam o zaman. Aklıma şimdi geldi bu konuyla alakalı aslında bir nevi. Çıkan haberlere göre WWE bizim Rey'in oğlu Dominik'i ringlerde görmek istiyormuş. Çok yani yakın bir süre içerisinde. Hatta bununla alakalı performans merkezine de evet. Vereceklermiş Dominik'i. Hani ne dersiniz? Rey böyle bir noktadan sonra hani bu Andrade ile belki feud'u devam eder bilmiyorum ya da başka bir şey olur. Bir devir teslim yaparlar mı şirket içerisindeyken daha? Onun haberi düşmüştü bu aç hatırlarsan. Efendim ne? Goldberg'in oğluyla karşılar. Al işte. Ya Ege Yürüten'in bu formunu hiç nasıl kaybetmiyor? Gerçekten inanamıyorum ya. Geçtiğimiz dönemde Rey Mysterio ile alakalı haber düşmüştü. Hatırlarsanız belki okuduysanız hatırlayacaksınızdır. Ailesinden birine güreşçilik bırakmak istediğini ve emekli olmak istediğine dair söylentiler dolaşıyormuş arka alanda. Galiba o yöne doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Rey Mysterio ailesinden birini güreşçi yapıp Vince McMahon'ı etkisi altına alarak yeni Flair'lar, Orton'lar, Dwayne Drak'lar falan izletecek gibi duruyor. Bu arada güzel bir yorum vardı. Andrade bir közcüdür. Andrade duası kabul olmayanlar kulübündeyken Charlotte Flair'la ile sevgili olarak bence makus talihini yendi. Kesinlikle katılıyorum ya. O zaman
Charlotte seviyesini çok arttırdı NXT'den sonra. Güreş anlamında demiyorum. Ne? Değil mi? Ya, vücuttaki her şey büyüdü biraz. Doğru. Yani bir iki x oldu. Yapacak bir şey yok. İşte ana kadroya çıkmanın böyle avantajları var. Ana kadroya çıkıyorsun. Bir dakika. Ege delikanlı gibi. Zelina Vega 10 üzerinden kaçlık? 7.5 çalışır. Sizce beyler? Ben de 7-7.5 diyebilirim ya. Kısa boylu ben. Ya aynen, kısa boylu olması bende dezavantaj. 6'ya düşürdüm puanımı şu an. Buğra'nın hatırlatmasıyla. Kaan? 8. Alpercan Bas 8 demiş. Yücel sen kaç veriyorsun? Şimdi 10 diyecek. Yok, yok ya. 6, ben pek Latino sevmiyorum o kadar. Nasıl? Dayı ben bir seni Houston'a götüreyim. Galiba. Çok Latino var orada. Kesin beğenirsin. Ne? Neyse. Bu ağaç zaman... legal pezevenklik yapıyor. Kardeşim orası da ikinci memleket. Ne yapalım? Bakar yap. Var yani bir şeyler. Neyse bunları da anlatırız. Onları da anlatırız da. Hadi bakalım. Şimdi evet, devam edelim. Rav'a devam edelim. Çünkü güzel bir maç vardı. Cedric Alexander son dönemlerin kısmen popüler ismi. Son dönemlerde de duası kabul olmayanlar kulübünün önemli emektarlarından Drew McIntyre'la bir maça çıktı. Ama çok ilginçtir. Drew McIntyre'ın bu sefer duası kabul oldu. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu maç her hafta yaşanıyor mu yoksa bana mı öyle geliyor? Her hafta yaşanıyor. Teşekkürler ama. Her hafta ben canımı aldım. Summer Slam'de olacaktı, olmadı. Rava attılar. Aynen öyle. Ama maçın sonunda Drew'un bir Claymore'u var. Allah'ım ya Rabbim, parmaklarımı yedim abi, yani izlerken. Böyle giderse haftaya da bu programı yayınlayalım anasını diyeyim. Zaten hep aynı şeyler olur. Doğru. Evet. Aslında Drew'a gelmişken şeyi de sorayım. Sizce King of the Ring turnuvasının galibi Drew McIntyre olur mu? Çünkü kendisi önemli favorilerden bir tanesi. Sevgili Ege Yürüten'le başlayalım. Abi olsa ne olacak, olmasa ne olacak? King of the Ring'e ne yaptılar bundan önceki yıllarda? Bir ay senaryoya girdi. King lakabını aldı. Sonra başa döndük gene. Yani. Anlamsız boş böyle şov oyalamak için yapılan bir turnuva. İzler geçer. Şey olmaz mı yani? Hiç böyle bir puşmuş, kemer hakkı bir şey falan filan. Ama onu duyursalar önceden duyururlardı. Merakı arttırmak için. Doğru. Winner takes world championship opportunity derdi direkt yani. Bu King of the Ring eşleşmelerini biri atabilir mi chatbox'a ya? Çok memnun olurum. Atayım. Hemen. Onların atayım. Üzerinden gidelim aslında. Olur. Şimdi ne olacak? Her show'da iki maç falan mı olacak SmackDown'da, Raw'da? Şimdi şöyle. İlk turlar haftaya. Aynen. Her tur için yaklaşık iki gün belirlemişler. İlk turlar 19-20 Ağustos. Aynen. Çeyrek finaller 26-27 Ağustos. Yarı finaller 9-10 Eylül. Final maçı da Clash of Champions pay-per-view show'unda 15 Eylül 2019'da vuku bulacak ve o gün kralımızı belirleyecek. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Sizce bu tablonun sağından kim finalist olur, solundan kim finalist olur? Drew McIntyre, Kevin Owens. Abi ben Baron Corbin'in King of the Ring olduğunu düşünmek istiyorum ya. King Baron. Közcüler kralı. Vallahi çok yakışır. Ben destekliyorum. Yani bir şey değil mi? Zaten Corbin kazanacak. Niye bu kadar yaptınız ki yani? Kaan sesin o kadar uzaktan geliyor ki biz o Corbin dediğini Shelton Benjamin anladık. Pardon Mustafa Ali. Siverekli Mustafa Ali. Corbin alacak Corbin ya. Corbin çok seveceği. Çok net alıyor. Abi ya, Kevin Owens ya. Kardeşim hepiniz gelin. Bakayım SmackDown'da kim var? SmackDown'da evet. Finali Owens'la Andrade yapar. Raw'da finali McIntyre'la Corbin yapar. Ya da Miz de yapabilir ya. Ben Owens-Corbin finaline şu anda çok ısındım ya. Ben bu olabilir diye düşünüyorum. Owens-Corbin finali üstüne de The Fiend gelir. Selamünaleyküm. Owens'ı yok eder. Corbin kral ya olur. Ya bir ister misiniz Samoa Joe King of the Ring olsun? Üf. Hayır, senin dışında kimse istemiyor. Şerefsiz herif.
Bu arada geçen gün aşırı saçma bir haber gördüm. Onu forumda paylaştılar mı bilmiyorum. Jack Gable mı? He, aynen. Shorty G. Shorty G. Abi Shorty G gibi bir karakter şahsen benim favorim olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Shorty G. Valla akar ya. Abi ben chat diye bekledim haberi açmadan evvel. Kesin soyadı atacaklar diye. Shorty G ne lan? Shorty G. Alper şey yazmış. Zaten galiba... Hangisi daha iyi közcü mü olur diye kapışacaklar yazmış. King of the Ring finali tahminlerimiz için. O zaman devam edelim. Abi gelin biri alacak zaten. Gezinecek birer böyle. Ben King'im falan filan. Bir de ben final tahmini yapayım da. Tabii. Baron Corbin bir taraftan, diğer koldan abi diğer kolda bir Kevin Owens var yani harbiden. Tamam. Corbin Owens ya bence de. Corbin Owens tamam. Ben Corbin Andrade. Drew McIntyre nasıl yenilir şimdi onu da çok şey yapamıyorum. Ben ama hala McIntyre Owens diyorum ama Corbin ikinci sıramda net yani o da. Bence ya, Drew Ricochet'e çok domine şimdi Ricochet McIntyre eller bu arada ya. Ben de öyle düşünüyorum. Ya Ricochet Drew ellerse şaşırmam yani. Hadi bakalım. Bence Cesaro turu geçecek. İlginç tahminler. O dörtlüden Cesaro çıksın, gelsin bir de ben çıksın ya. Aslında şey mi yapsak ya? Forumda bunun şeyini yapabiliriz. Bu şeyi tabloyu verip herkese doldurmasını mı istesek acaba? Bracket turnuvası gibi mi? Aynen. Ha, mantıklı. Evet, biz bunu bir uygulamaya geçirelim. Kazanana şey, Alper falan rap atar. İşte. Bu yabancı sözde yabancı arkadaşımız Miz ve Mustafa Ali demiş finaller için. Kardeşim Türk olduğunu hepimiz biliyoruz. Lütfen. Mustafa Ali Siverek. Siverek'ten çıkamamış. Finale mi çıkacak? Hey. Neyse. Bir No Way Jose Robert Root maçı var ama onu hiç konuşmaya gerek yok herhalde yani. Hani tamamen bir vakit geçirme maçı. Ama ondan sonra ufak bir şey var. Charlie Caruso ile Paul Heyman bir konuşma yapıyor. Paul Heyman da orada şeyi söylüyor. Bugün bize bir açıklama geldi diyor ve Brock Lesnar yani evrensel şampiyonluğu için başka bir hak elde edemeyecek diyor. Bu bence kritik bir nokta. Yani Brock Lesnar'ı ya böyle Rumble'da falan göreceğiz. Gelecek maç kazanacak Reis ya da artık bir süre inzivaya çekilecek ve normal güreşçiler izlemeye başlayacağız. Ya o konuda bilmiyorum. Nasıl tahminleriniz var sizin? Ben her gidişin bir gelişi vardır diyen birisiyim. Bence çok büyük bir galibiyetle geri dönecek Brock Lesnar. Böyle Brock Lesnar yani senelerdir izlediğimiz adam böyle karizmayı çizdirip gitmez. Rumble falan kazanır gene bela olur bize bana göre. Fox'un ilk şovunda Kofi yener. Bu durum nereye kadar böyle gidecek? Yani Lesnar kazanıyor, sonra biri tokatlayıp yolluyor. Sonra Lesnar daha büyük geri dönüyor. Yine biri yolluyor. Sonra bir daha dönüyor. Yani bunun bir sonu nasıl olur sizce? Lesnar gidene kadar böyle devam eder mi? Hiç ölene kadar. Yok. Bence ölene kadar devam edebilir. Farklı bir şey düşünemiyorum bile artık. Ya ama mesela bir şey söyleyeceğim de. Lesnar'ın ara feudları olurdu. İşte bir Orton'la kapışırdı, Taker'la kapışırdı. Bu sefer aynen. O da yok. Yani sadece kemer oynuyor. Çünkü ara feud'a girecek adam da kalmadı. Ya vallahi bilmiyorum ama adam hala canavar gibi duruyor ya. Ya orası öyle ya. Orada ağzının suları aktı ya. Hayırdır ya. Bayağı sağlam. Ya yok Gür, tamam herifi sevmiyoruz etmiyoruz bilmem ne part timer falan ama adamın o ringe gelişi duruşu falan. Yani ya, hala kadrodaki en gerçek isim şu anda bence yani. %100 katılıyorum. Abi Reigns de falan maça çıkar, Reigns geri dönüşünü yapar kemere yani. Ne olabilir? Ya bir de şöyle bir şey var. Kemer maçına çıkmasa cidden ara füyüye girecek rakip olacak kişi yok yani şu an kendisine. O momentumda da adam yok zaten. Evet yani şu an kendi karşısında. Ne var abi ya? Kim var? Kim var? Goldberg. Doğru. Ziggler Goldberg'in falan. Komedi unsurumuz olması. Goldberg'in direkt gülmeye başlıyoruz. Toplu abi halde. Goldberg kendi komedi unsuruna dönüştürdü zaten yani. Tabii canım.
Bu arada Kuti Riddle emekli eder demiş. Ya. Ya Riddle kim ya? Ya dayı Allah aşkına. Ben hiç böyle bir tepki beklemedim. Biraz fazla ıslak fantezi oldu bu ha. Evet neyse. Şimdi ilginç bir 7-24, 24-7 neyse. Kemerimizin ilginç bir olayı var. Çünkü... Bak şimdi konsantre edeceğim. Adama bak 7-24 marka oldu ama. Kemeri ilk defa bir takım kazanıyor. Yani şey Revival takım olarak kemeri kazanıyor. İki kişi bir kemeri alıyorlar. Ama sonra tabii ki bu kemerin sefiri olan Arturut geliyor. Ve bu ikiliyi zıplatıp kemeri onlardan alıyor. Ve 12. kez şampiyon oluyor bak. 12. Yani inanılmaz bir sayı bence. Yalnız Raven'ın rekoruna da az kaldı bu arada. Yani bir o kadar daha kazansa ki kazanır. Bence kazanma ihtimali de gayet var. Ki yani bir de o zamanlar hani canlı etkinliklerde falan değişiyormuş kemer. Şimdi o olmadan 12 yaptı yani. Tabii canım. Ama en sonunda... Birkaç ayda yaptı yani. Tabii. Aynen. Raven'ın 24 herhalde. Öyle hatırlıyorum. 27. Carmella ile ikisi 32. Kaçıyorlar arkaya. 30 mu? Şey, 30 mu? 32 falan olması lazım. Ya 27 ya 32. Maşallah. Yok ya 24 veya 27 diye hatırlıyorum ben de. Bakalım. Ben de orada segmenti bitireyim. Truth'la Carmella kaçıyorlar arkaya ama tam bir sinsi pusu, hain pusu yapan Elias... Trout'un kafasına gitarı çok net bir şekilde geçiriyor. Ve üçüncü kez 7-24 şampiyonu oluyor. 27 bu arada. Vay be. Valla sevgili Ege Yürüten yine senle başlıyorum. Niye senle başlıyorum? Senle başlamıyorum ya. Sen sus biraz. Sevgili Burak Gür. Evet. Ne? Elias'ın üçüncü kez 7-24 şampiyonu olmasına neler diyorsun? Yani bu adam en azından şöyle söyleyeyim. Bu şekilde başarılı olması seni tatmin ediyor mu Elias? Ya ben 7-24 kemerini tarihçesini güçlendirecek bir etmen olarak görmüyorum. 7-24 kemeri bugün hani daha çok fani segmentlerde, arka alan doldurmalarında kullanılıyor. Ha iyi mi? İyi. Eğlenceli mi? Evet. Ama işte söylediğim gibi güreşçi kariyerini dolu dolu hale getiren bir başarı değil, bir ünvan değil bana göre. Yani abi EC3'nin bile 7-24 kemeri var ya. Yani. Mesela. Dayı çok kızgın bu konuda kendisine. Ben onun lafı bölmüş gibi oldum ya. Gür lütfen devam et. Yo. Söyleyeceğim aslında çok da uzatmak istemiyorum. Ege Yürüten'e bırakmak istiyorum. Rol çalmak istemiyorum. Benim görüşüm bu yönde. İlerleyen zamanlarda Elias Intercontinental kazanabilseydi özellikle şu dönem ya çok daha ne kadar main event adayı olabildiğini gördük. Çünkü hep bahsediyoruz. Seyirciyle çok güçlü, kuvvetli iletişime geçebilen birisi. Pozitif ve negatif enerjileri çok iyi yayan birisi. Onun için Elias'ın şu dönemi kaçırmış olması kariyeri adına da negatif etki gösterdi. 7-24 kemeri kazanması da bana göre hiçbir şey değiştirmedi. Ya Elias'ın zirvesi bence şeydi, bu geçen seneki WrestleMania'da John Cena'yı böldüğü bir konuşma vardı ya Undertaker'ı beklerken. Hı hı. İşte o dönem çok yakışırdı aslında bir Intercontinental'a yürümesi. Hatta o zaman Rumble'da da Cena'yı mı elemişti? Cena mı onu elemişti? Öyle bir şey olmuştu. Aralarda o zaman çok, o kadar çok yükseğe oynuyordu yani. Bence orayı kaçırdılar, katılıyorum. Buradan nasıl geri dönecek bilmiyorum yani. Shane McMahon'ın üçüncü adamlığına falan düştü artık. Evet. O zaman sevgili Kaan, tabii ki biraz mikrofona yaklaşarak. Evet. Ne diyorsun? Elias ve 24-7, 7-24 artık ismini karıştırdım bu kemer hakkında. Yani işte Buğra'nın Gür'ün dediği gibi eğlenceli, eğlence katan, şova renk getiren bir kemer de aynı şekilde hiçbir... Hani Arthur için güzel oluyor açıkçası. Bu Raven'ı falan belki geçirirler. Çünkü WWE seviyor öyle eski rekorları kırmayı şu sıralar. Yani geçebilir. Onun dışında evet Elias'ın alması güzel. Ya nasıl yine Arthur'a kaybedeceğini düşünüyorum bir şekilde. Öyle dönüp de nereye gidiyor yani. Çok da dikkat etmiyorum açıkçası. Çok önemli gelmiyor bana. Yani. Takip etmiyorum. O zaman bu radyoda
özellikle Burak Gür'le çokça tartıştığımız, bu konu hakkında inanılmaz fazla konuştuğumuz ve bu şu an burada canlı yayında bulunan herkesin chatbox'la beraber ciddi şekilde yorum yapacağına inandığı bir konuya geçiyoruz. Çok yani fazla üç aşağı, üç aşağı beş yukarı herkes tahmin etmiştir zaten. Tamam, evet, onu söyleyeyim de şimdiden. Neyi? Tam ocağı puş almamalı. Onu söyleyeyim mi? Ya Ege şey var ya. Ege, senin profilindeki karı kim ya? Hangi profilindeki ya? Abi birinin avatarında çok şey hoş. Şey işte Peyton Royce. Peyton Royce aynen. Aa, çok küçük görünüyor da resim. Tamam. Petrolis vardı. Hıyarın teki olduğu için kaldırdım. Al işte. Bence böyle doğru bir tercih yapmışsın. Çok güzel gözüküyor profil fotoğrafı. Kendime bakmaktan alamıyorum. Ben de kaldırdım. Şimdi gelelim konuya. Dün gece, geçen hafta Raw'dan önceki gece SummerSlam'de Becky Lynch'e karşı maçını kendi evinde kaybetmiş bir Natalya. Ring'e geliyor işte böyle bayağı duygulu konuşuyor. İşte babam rüyamda benimle konuştu da ondan sonra Hızır Efendi geldi de vay babam vay paşam diye. Ya hay böyle baba, bir mehdiyeler diziyor. Ya gerçekten bir insanın karakteri Bret Hart'ın yeğeni olmak olabilir mi ya? Yani 17, 15 kaç yıldır bu kadın WWE'de, yani tek karakteri bu, yazık günah ya. Şimdi anladınız mı Rey Mysterio neden çocuğunu bırakmak istiyor? Ay çok sert. Neyse böyle anlatıyor işte bir yıl geçti, babam öldü, vay paşam benim, vay anam, böyle bayağı ciddi böyle bir duygu sömürüsü yapıyor. Ya kimse kusura bakmasın yani hani. Ama inanılmaz bir şey oluyor ve Sasha Banks geliyor. It's boss time. Böyle herkes o neydi lan? Tam olarak dayının verdiği tepkiyi herkes veriyor. Geliyor işte, sarılıyor. Ay canım kardeşim benim minvalinde sarılıyor. Ondan sonra şak bir tane yumruğu bir geçiriyor. Sasha Banks diyor. Ne diye ondan geçiriyor? Sonra da ha? Ne diye şak diye bir geçiriyor. Ay ne kadar tatlı. Ondan mavi sonra da peruk çıkarıyor. Mavili yapmış saçlarını. Maviş maviş. O da peruk lan. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sting maskesinin altından Sting'in çıkması. Bunu söylemek istiyorum. Foruma bir fotoğraf atıldı. Sasha Banks sarışın oldu diye. Instagram'a yani tamamen şansıma, keşfetime düştü. Kadın altta şey yazmış. Bu peruk satan yerlerden birini etiketlemiş. Ya çok güzel diye falan böyle. Oranın etiketliği peruk olduğunu anlatan bir post atmış. Bizimkiler de sarışın yaptı diye paylaşmışlar fotoğrafı. Ben de ilk ciddi sarışın sandım. Sonra peruğu görünce dedim ki aa peruk yaptırmış. Kesin bir şeyler var dedim. Zaten kadın saçını değiştirmiş. Belli yani abi. Her şey, bir şeyler belli ediliyor da yani biz bunları yakalayamıyoruz. Ben üzülüyorum açıkçası. Ne yapalım abi, sosyal özür medyada dileriz. Hayır estağfurullah, ben ondan bahsetmiyorum. Yani şey olarak yani güreş Türkiye gibi. Güreş Türkiye'yi kapat ya. Güreş Türkiye gibi en incik cinciğini bulabilen bir forum. Yani paneldeyim gerçekten. Şu an, bir dakika. Efendim? Paneldeyim şu an, kapatıyorum. Oğlum biraz Brad Shepard haberleri açın ya. Sen ne haberi? Sen yakalamalıymışsın bu aç. Ben yakaladım ama ben yakaladığımda yazdığımda çok geçmişti ya valla. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Neyse. Kısacası Sasha Banks çok uzun bir süre sonra ve çok fazla çıkan haberler, kendisi hakkında çıkan haberler, spekülasyonlardan sonra şirkete geri dönmüş oldu. Burada ilk sözü Burak'a vermek istiyorum. Çünkü biz radyolarda Sasha Banks'in durumunu çokça konuştuk. Ne kadar profesyonel olup olmadığını, geri dönüp dönmeyeceğini, artık bu defterin kapanıp kapanmadığıyla ilgili çok fazla konuştuk. Aranan kız geri döndü sevgili Gür. Neler diyorsun? Evet, Kutay yazmış. Sasha pembiş geldi, maviş gitti demiş. Selin Şener. Bence mavi de peruk abi. Yani. Hayda. Selin Şener haftaya bir geliyormuş yeşil falan. Selin Şener yazmış. Bir ay sonra Sasha ne abi, borç kraliçesi çöp. Gitsin abi, bu ne ya, niye geldi? Becky gibi olacak aynı demiş. Zaten biz şimdi de diyoruz ki bunlara Sasha'ya. Ne? Doğru. Hayır. Doğru. Aynı zamanda abi, ben
Yazık evet. Günah ya. Paige bugün 27 yaşına girmiş. Yani evet. Bıraktırdı o kadına yazık. Turkish ya. Power of Wrestling sefiri Paige'in de doğum gününü buradan kutlayalım. Buradan doğru. Sur Yapı Starbucks çalışanlarına selamlarımı yolluyorum. Ne oluyor ya? Emir Butta selam yollayayım buradan. Emir Aydoğan yazmış. Sasha ne geldi. Oldu ya? Abi peruk o saç nasıl dayanacak? O saç onca renge Barbie neler demiş ya. Ya o kadınların yüzleri polloş oldu zaten makyajdan. Kırkından peki, sonra meftah hepsi. Sizce o zaman ben bir genel soru sormak istiyorum. Sizce Sasha Banks bayan terörü dediğimiz şeyin bir üyesi midir? Çok çok ağır bir soru. Bence de öyle. Ama onun terörü de bayanlara. Yani bayan bayana terör uyguluyor biraz. Evrimsel açıdan güçlü olmak istiyor demek ki. Evet, ciddi yorumlar var. Kardeşim evrim ne ya? Ne, Kur'an'da böyle bir şey yok. Doğru. Madem ya maymundan Sasha geliyoruz, Banks... maymun niye insan olmuyor o zaman? Doğru. Evet, Sasha Ege'yi Banks... dışarı alalım. Ne yapma? Bir dakika. Şu segmenti atlatalım da sonra yaparız makarayı. Sasha Banks bence bana göre... Eyvah, kapı çaldı, siz devam edin. Neyse, o zaman ben bir soru sorayım da. Güreve kız attı. Sizce... Allah. Sasha Banks yeni Raw Kadınlar Şampiyonu olur mu? Bu geri dönüşünden sonra. Sevgili Kaan Araş. Olamaz. Mümkün değil. Ama olabilir de ya, bu şimdi çok ağladığı için revival tarzında bir biberon verebilirler ona. Vallahi. İlginç bir yorum. Bence olacak ya bu Clash of Champions'ta. Bilmiyorum. Bir hile yapıp olabilir ya da işte şaibeli kaybeder, bir şey olur, uzar ama kemeri Becky'den Shane'i almayacaksa şu an Sasha alabilir. Onun dışında Sasha da almazsa kimse almaz WrestleMania'ya kadar falan herhalde yani şu an. Ege, ne diyorsun? Becky oyunun çıkacağı tarih olan 22 Ekim'e kadar kemeri kaybetmeyecek. 22 Ekim doğum günü mü? Ne? Pardon, bu gereksiz bilgi için özür dilerim. Bilmeye gerek yok. Bu arada Beşiktaş gol atmış. Yok ya, yediler. Ha, yemişler, pardon. Ulan Alper niye kandırıyorsun lan bizi? Malter. Yatabari. Yatabari atmış golü, evet. 54. dakikada. Ve Burak Gür, sözün sendeydi. Kapı çok ani çaldı. Aha. Tekrar. Şimdi şöyle toparlayayım. Biz Sasha Banks'la Vince McMahon'ın kartlarını tamamen açtığını düşünüyorduk. Onun için Sasha Banks'in geri dönüş ihtimaline düşük bakıyorduk. Fakat Vince McMahon mükemmel bir yönetici. Olağanüstü bir adam yönetimi yeteneğine sahip CEO. Aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. Bu ne abi, Adnan Oktar'ın yayınlarına dönmesi bir anda. Ne oldu? Abi bu nasıl bir Vince McMahon övmektir ya? Tabii abi, şimdi bakma, dinletiyordur o bize. Ne? Hayda. Ya çok çok büyük bir profil bence, bana göre. Ben yöneticiliğini çok beğeniyorum. Az buçuk da yöneticilik bilgim olduğu için kitle yönetimiyle alakalı, insan yönetimiyle alakalı çok beğendiğim hareketleri oldu. Biz hani bir poker masasında oyuna benzettik Sasha Banks'ı Vince McMahon'ın arasında geçenleri. Ve iki tarafta ellerindeki kartları birbirine açtı diye düşündük. Sürekli göndermeler yaparken Sasha Banks şirket yönetimine bir anda geri döndü. Bence burada biraz da Vince McMahon'ın işte yeteneği devreye girdi. Elindeki yıldızı kaybetmedi. Ben şaşırdım, beklemiyordum açıkçası. Spoiler düştüyse de okumadım. Ya yani onun için benim için bir şok segmentti. Yok, spoiler düşmedi zaten ya. Kimse beklemiyordu gelmesini. Ha, ama bir şey galiba, Shepard demiş SummerSlam'dan sonra Sasha Banks ya, dönecek diye. Brad Shepard zaten her pay-per-view'dan önce diyor onu ya. O çok mühim bir şey değil yani. Bir de show yapıyor pezenek. Ben bildim işte Meltzer falan bilemedi diyor. Bu arada herkese sordum da sen yoktun Buğra, sana da sorayım. Sence Sasha Banks bu dönüşünden sonra Raw Kadınlar kemerini Becky Lynch'ten alabilir mi? Ya bir süre düşebileceğini düşünüyordum ben geri dönse bile.
ama hani Vince McMahon ile arasındaki buzları çok hızlı çözmüşe benziyor. Ya Vince McMahon belki de kadından anlıyordur yani, anladın mı? Yani kadından anlamak gibi bir deyim bakarsak, var hani ya bizde. Efendim? Eski şovlara bakarsak anlıyor, evet. Bu arada segmente ufak bir devamı var, onu hiç söylemedik tabii şimdi yani Sasha Banks'in dönüşünü zaten hayli hayli konuşmak normal, bu kadar uzun süre sonra sorun yaşamış birinin dönmesi. Becky Lynch geliyor, bir de üzerine dayak yiyor. Yani bir sandalyeli dövüşü var Sasha'nın, gerçekten hani Becky haterları için izlemesi böyle çok keyifli anlar yani onlar. Tam Sasha Banks terörü işte orada vuku buldu bence. Evet, yani bayan terörü dediğimiz mevzu bu. O zaman Becky ne? Ben o niye atlıyor? Ha? O niye atlıyor kavga? Valla. Yani evet. Valla. Ben bu kadar ağası da benim, marabası da benim demiş olabilir mi acaba? Al gördük ağayı da marabayı da. O zaman geçelim. Bundan sonra artık çok konuşacak başka bir şey kalmadı abi. Main event event'e geçelim. Çünkü kadınlar takım şampiyonluğu maçında Japonlar falan çıkmış da çok bize alakadar eden durumlar değil onlar, biliyorsunuz. Evet. Hani artık Vikinglerin de yerel güreşçileri tokatlamasında bir zahmet konuşmayalım. O yüzden yani kimse kusura kalmasın. Main event'imizde Seth Rollins AJ Styles'la maça çıkıyor. Evrensel şampiyonumuz Seth Rollins. Birleşik Devletler şampiyonumuz AJ Styles'la maç yapıyor. Fena bir maç değil. Ama maçın bir noktasında Gallows ve Anderson Seth Rollins'e saldırıyor. Ve Seth Rollins maçı diskalifiyeyle kazanıyor. Ondan sonra bunu paket etmeye devam ederlerken Ricochet geliyor. Ricochet'i indiriyorlar. Ondan sonra AJ Styles tam artık fişi çekecekken Braun Strowman geliyor bu sefer de. Ringi bir güzel temizliyor. Ondan sonra da kemeri böyle beyefendi misali şeye veriyor. Setter veriyor ve şovu da biz de böyle bir kapatıyoruz. İkiyle böyle bir el sıkışıyorlar. Dostane görüntüler. Evet, Braun Strowman tekrar ana kemer potasında diyebilir miyiz? Sevgili dayı. Yok ya, ben Strowman AJ düşünüyorum hala. Çünkü AJ'in hani etrafında da iki adamı var. Bu biraz daha onlar arasında daha iyi bir mücadele yaratır diye düşünüyorum. Hani sonuçta Strowman dediğimiz adam canı sıkılınca tır deviren bir adam yani. O yüzden böyle kalabalık bir gruba karşı feud'a girmesi daha mantıklı bence. Peki. Sevgili Burak Gür. Ya eşyanın tabiattaki haliyle problemleri olan bir adam Braun Strowman. Yüzeyde dediği gibi tır deviriyor, bir şeyler yapıyor. Ben ya, geçen seneki karizmasını kaybettiğini düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda momentum toparlayabilir mi? Elbet yapabilir. Çok büyük cüsseli bir adam. Vince McMahon'ın da hoşuna gittiği bir yapıya sahip. Kaslı, güçlü, vurdu mu oturtan tarzda biri. Ben ilerleyen zamanlarda momentumunu toplasa da hiçbir zaman o ana kemer heyecanını yaşatabileceğini zannetmiyorum. Onun için Seth Rollins'in sadece Survivor Series'e kadar geçiş rakibi olacaktır. Rakibi olsa bile. Anladım. Sevgili Ege Yürüten. Benim. Sence bu OC dediğimiz oluşum daha ana kemer potasına mı kalır? Yoksa yine Midcard seviyesinde mi devam eder? Yoksa daha farklı bir hikaye onları mı bekliyor? Ya haftaya umarım bildiğimiz hikayeye gitmezler. Six Man 6 adam takım maçı. Strowman Hilton bir kere yani. O çok bariz. Çok bariz ya. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hatta şu an gidiyorlar. Bak kornalar çalıyor. Şu an gidiyorlar. Doğru. Yani bunu yapacaklarını düşündüğüm için AJ boş boş gezinir ortalıkta diyorum bir süre. Kaan, son olarak da sana şunu sormak istiyorum. Sence Seth Rollins'in bir takım potansiyeli var mı? Mesela Ricochet olabilir vesaire, başka biri olabilir bu süreç içerisinde. Yoksa yine solo Rollins takılır mı kendi başına? Kendi başına takılır. Takım anca şeyde olur işte, haftalık şovda
3-3 olur. Ricochet, Strowman, Rollins, The Club falan o tarz maçlar olur. Onun dışında yani bir şey olsa mesela Ricochet ile takımı olsa, ondan sonra Ricochet de bunun arkasından vursa bir heel turn falan. Yok canım. Takım olmanın bak, hikayeyi yazdım. Ricochet'de heel vasfı yok ki. Hiçbir sebep yok bunun olması. Bence olabilir ya Ricochet'in heel. Denemek lazım yani. Denemeden göremezsin. Böyle yani şey. Ricochet'den bir şey olursa face olarak olur. Yani Ricochet kendini kanıtlasın da anca o zaman heel turn yapsın. Tamam. Heel adam bir de kanıtlama aşamasında bence. Doğru düzgün promo kesebilmesi lazım yani. Ricochet ne kesecek? Ne anlatacak? Anca Ricochet havada bir şeyler yapar. Başka bir şey yapamaz diyorsun. Spot monkey. O zaman Raw'ı puanlayalım ve SmackDown'a geçelim. Kaan, en son sözü sana vermiştim. Yine senden başlayalım. 5 üzerinden Raw'ı puanlayacak olursan. Chatbox'da tabii ki bu puanlamaya katılsın. 2.5 falan. 2.5. Okey. Ege? Ben 24-7 ile Sasha'yı beğendim. Geri kalanını izlemedim. Özetten baktım. 5 o yüzden. Tamam. Yuh ya. Vince McMahon. Tam puan zaman geliyor. Zaman kaybettim. 3 dakikada show bitti. Dayı? Yani 2. Sevgili Buragür. Ya ben Raw'ın ring içi kalitesinin yükseldiğini düşünüyorum. Özellikle Paul Heyman'ın yazarlık, işte GM'lik muhabbetinden sonra. Bu bir puan. Şey puan. AJ Styles, Seth Rollins face to face bir puan. Sasha Banks'in dönüşü bir puan. Ya 3 diyorum ben ya. Genel olarak yani çok kötü bir show değildi ama çok da iyi değildi ya. Ben 3.5'tan 4 diyorum ama 3.5'tan 4 diyorum. Chat'te de bakalım. Selin Şener set hatırına 3 demiş. Kuti 3.75 diyerek yine bir Meltzer puanı vermiş. Batuhan Delice de 2 puan demiş. Kuti Türkler demiş ki yukarıdaki cümle çok önemli. Demiş. Nasıl ya? Türkiye'nin en iyi güreş haber kaynağı olan Kutay Balcı Clash of Champions'ta Rolling Strowman maçı olacağını diğer gazetecilerden saatler önce yazmış. Ama Brad Shepard gibi nispet yapmıyor. Kardeşim hata işte burada. Nispet yapmamanda. Yapacaksın. Yani abi şovunu yapacaksın ki insanlar tanısın lütfen. Doğru. Yerli ve milli kardeşim. Yerli üretim. Lütfen. Aynen bunun biz reklamı yapalım Instagram'da falan. O zaman yani neden bizim de bir kendi yerli ve milli Dave Meltzer'imiz yok yani? Artık yerli Dave Meltzer. Yani artık bütün parçalar Türkiye'de üretildi. Yani abi bizim de artık bu seviyeye gelmemiz gerekiyor. Yani tamam yalan 8 haberler yıl üretti, kızıştırsın ortalığı. 9 yıldır bu forumdayız. Yani artık biraz daha seviye atlamamız gerekiyor. Doğru. Kuti bence bu iş için uygun adam. Doğru. O zaman SmackDown'a geçelim. Sevgili tamam. Boğaz. Tabii ki. Güzel geyik gidiyor ama biraz da hızlanmakta fayda var. Şimdi SmackDown'u Kevin Owens açıyor. Kevin Owens malum. Shane McMahon'ı yendi. Ve kariyerini kurtardığını anlatıyor herkese. Shane geliyor ama bu sırada diyor ki hani sen bunu doğru bir şekilde kazanmadın ve Elias'a da saldırdığın için sana 100 bin dolar ceza veriyorum diyor. Owens bayağı bir çöküyor. Ben bu 100 bin doları nasıl ödeyeceğim? Evim yuvam yıkıldı moduna girip bayağı bir çöküyor. Bu hikaye daha devam edecek gibi duruyor. Hani ne dersiniz bilmiyorum. Ya işte Yücel'in dediği gibi eğer 31.6 olursa Kevin Owens hikaye büyüyerek devam eder. Ama ben Shane McMahon'ın ana kemer kazanabilecekken ana kemer potasından uzaklaşması beni çok derinden yaralıyor. İnşallah çok geç olmadan Kofi'nin elinden alır ya. Başka ümidim kalmadı çünkü şirkete dair. Randolph'un falan olanlar. Allah oldu Kofi ya. Vallahi billahi olacak iş değil ya. Yani. İkinci şey var mı bu arada ekstra yorum yapacak olan? Çünkü Kevin Owens'la alakalı yine konuşacağız. Hani ufak daha bir devamında. O yüzden bağlayabilirsin segmenti, diğer segmenti. Okey, o zaman bağlayalım hemen. Kevin Owens ve Samoa Joe'nun bir maçı var. İnanılmazdır. Samoa Joe abim yine maça çıktı. Öz abisi her yerde ya. Öz abi. Gerçekten çok mutlu oluyorum böyle görünce kendisini. Keyifli şey maç oluyor aslında. Ha, söyle dayı. Bu Ege yürüten nereye kayboldu ya? Yürüten buradayım. Burada ya. Pusuda bekliyor. Bir an Selin'i alıp WhatsApp'a geçtiler zannediyorum. Kaan bu habere hiç sevinmedi.
Kaan 3 gündür sur yap Starbucks'ta bekliyoruz. O kız az önce şey yazdı. Bugün Zafer Plaza Starbucks'taydım diye. Yanlış yerde bekliyorum. Al işte Kaan. Ah be Kaan ya. Hatalı istihbarat. Vallahi ya. Maç fena değil ama maça Elias karışıyor. Elias'ın karışmasından sonra da çok hızlı bir şekilde Joe bir roll up yapıyor. Ve Elias yine böyle nasıl denir? Jet hızıyla 3'e kadar sayıp maçı Joe'ya kazandırıyor. Joe abim de haksız hukuksuz da olsa bir maç daha kazanmayı başarıyor. Ne diyorsunuz? Samoa Joe yükselmeye devam ediyor. Sen ne diyorsun? Nereye yükseliyor? Bunu söylerken bile inanmamış olmam bu o kadar içimde büyük bir acı ki. Yani. Git AJ Styles Samoa Joe maçı izle rahatlar. Bu Owens acaba daha böyle bu noktada mı sürünür yoksa tekrar ana kemere döner mi? Ne diyorsunuz? Aslında genel soru bence burada bu. Çünkü hani çok yine Shane'le dönüp dolaşıp yapabileceği bir şey kalmayacak gibi geliyor bana. Yani Kofi'ye bir rakip olabilir mi bu galibiyetlerinden sonra? Yok. Abi Drew McIntyre'ı iki standard üst üste atıp yendi. İnanılmaz bir karakter bence Kevin Owens'un şu anki hali de. Hani hep yönetimle uğraşıyor. İşte otoriteyle uğraşıyor. Triple H'le falan Vince McMahon'a kafa atıyor falan. Kafasını yarıyor. Çok değişik bir karakter Kevin Owens ya. Adamın kemerle alakalı bir derdi yok galiba. Vallahi ben de bilmiyorum ya. Ama yani kemerle alakalı bir derdi olsa iyi olur çünkü Kofi'den sıkıldık sanki biraz. Çok. Yani. Altı doldurulmuş bir underdog senaryosu olmadığı için keyifli bir reign izletemedi bize aylardır. Hala çok kısa sürdü yani o şeyin hype'ın bitmesi o kadar kısa sürdü ki. Sanırsın yıllardır beklenen şampiyonmuş gibi anında dahil ettiler ana kemer potasına. Ne alakaysa yani. Neyse zaten main event'ta biraz daha detaylı konuşuruz Kofi durumunu. Kevin Owens'la alakalı düşünce, fikir, öneri belirtmek isteyen. Yücel bir şey diyebilir Kevin Owens fanıyla, fan olarak. Ya açıkçası son zamanlarda Kevin Owens'ı çok izlemediğim için pek de bir şey demek istemiyorum ama bilmiyorum ya bu Stone Cold'luk nereye kadar gidecek onu bekliyorum yani tamamen. O zaman bir kadınlar maçımız vardı. Charlotte Flair NXT'nin eski gözdelerinden Ember Moon'la bir mücadeleye çıktı. Fena bir mücadele olmadı ama Charlotte tabii ki Flair kızı olduğu için maçı öncesinde bir Big Boot ardından da bir Figure Eight'le Leglock'la kazanmayı başardı. Hani çok bir şey yok. Büyük ihtimalle Charlotte Flair'ın bu maç Bayley ile olan mücadelesi için bir ön hazırlık maçı gibi düşünebiliriz. Sizce Charlotte Clash of Champions'da kemeri Bayley'den alır mı? Aldı bile. Bak şu an aldı. Çok net diyorum. Ya Charlotte da aslında az önce bahsettiğim Lesnar örneği gibi. Yani onun da herhangi bir ara feud'u yok. Kemeri alıyor, kaybediyor, sonra geliyor bir daha alıyor. Bu da bir döngüye dönüştü artık. Kaç kez şampiyon oldu Charlotte? 7 mi? 10. Ben 9 diye biliyorum ama. 9 oldu mu ya? NXT şampiyonluklarını da sayıyor muyuz? Yok. Ana kemer yani şey işte ana kadro. Anladım. Hemen söyleyeyim. Sırf 4 kere Sasha'dan aldı zaten bir ara. Doğru. Bir al ver al ver yaptılar. Al gülüm ver. Orada ne takas döndü ya. 4-4-1 abi sırasıyla. Raw 4, SmackDown 4, Divas 1. Ha, Divas. O da dahil 9 evet. Maşallah 9 kere de şampiyon olmak da yani. Hedef 17. Babasını geçecek zaten bu gidişle. Cansina'dan önce mi geçecek sonra mı geçecek merakla beklenen konu. Bence sonra geçer. Yine 48 yaşında falan güreşmez herhalde. Yok, güreşir ben, ya. Bence, bence o Sina, adam güreşir ya. Sina da Undertaker gibi gittiği yere kadar gidecek bence. Ha, ben de bu şekilde düşünüyorum. Şimdi bu Roman Reigns'e saldıran 2 haftadır bir arkadaş var. Kimliği belirsiz, meçhul. Bununla alakalı da en çok işaretler Daniel Bryan ve Eric Rowan ya da artık düz ismiyle Rowan
ikilisine yöneltiliyordu. Çeviriyi de ben yaptığım için bunu rahat rahat anlatabiliyorum. Daniel Bryan böyle zehir zemberek çıktı konuştu girişte. Hani bizim hiç bilgimiz yok dedi. Üzerine bu sosyal medyaya biri bir şey söylüyor. Ondan sonra her yere yayılıyor. Bundan sonra bu gerçek kabul ediliyor dedi. Bu çok kötü bir şey dedi. Çok üzüleceksiniz ama ben yapmadım dedi. Ya da Robin da yapmadı dedi. Yine segmentleri birleştirelim. Sahnede konuştuktan sonra arka alanda da Roman yanlarına geliyor. Hani ve Daniel Bryan istiyor ki Roman'dan özür dilesin. Tabii Roman Reigns hiç sesini çıkarmıyor. Hani olumlu veya olumsuz hiçbir şey söylemiyor ama Daniel Bryan'ın şöyle bir ciddi bir yorumu var. Onu da haftaya zaten söyleyecekmiş. Kendi soruşturmalarını yürütmüşler bu konuyla alakalı. Ve faili meçhulün kim olduğunu bulmuşlar. Haftaya da Roman'a getireceğiz dediler. Sevgili Kaan, ne diyorsun? Sence kim çıkar? Yani bu ikili soruşturma yaptıysa bir sürpriz hain pusu olabilir mi? Yoksa gerçekten birini buldular mı? Ne diyorsun? Roman'ın sence bu olaylarda Roman'a bu çirkin olayları yaşatan kişi kim? Murphy'nin lise çocuğu muamelesi çekmelerini de söyle. Neyi? Murphy'nin lise çocuğu muamelesi çekmelerini. Ha bir de o var tabii. Yani Murphy acıdığını söylemedi de şöyle diyelim daha doğrusu. Daniel Bryan Murphy'nin yerinde herhangi kim olsa aynı şeyi yapacağını söyledi. O yüzden kızmıyorum ona dedi. Yok, Robin dövdü ya bunu. Gene dirseğe dayadı böyle. O SummerSlam'de onu dövdü. Yok ya, SmackDown'da yaptı onu tekrar. SummerSlam'da dövdüler ya oğlum. Sonra doğru, SmackDown'da da dövdüler. Aynen. Çocuk şamar olanı oldu gerçekten. Buddy Murphy'nin maçı çok iyi bu arada. Onu konuşacağız birazdan da. Evet Kaan, sendeyiz. Sence faili meçhul kim? Ya bence Rowan'la Daniel hala olayın arkasındaki isimler. Ve işte hani kendi araştırmamızı yaptık. Kendi soruşturmamızı yaptık muhabbetinde. Belki şey olabilir böyle para verip falan böyle el altına sahte birini bulup olayı örtbas etmeye çalışabilirler. Yani önümüzdeki hafta olay o şekilde gelişebilir diye düşünüyorum. Böyle başka İntihar bir süresi mi verecekler acaba? Oo. Yani ne bileyim. Arap terörist. Yeni bir 9-11. Ne? 9-11 mi? Az önce Türkiye'de güreşin gündemini belirleyen adam Kuti Misterio bir şey dedi. Luke Harper da gelebilir mi dedi bu konuyla. Yeter lan. Luke Harper olabilir mi? Yani Luke Harper da gidilse ne oluyor? Daniel Bryan'ı yeni Bray Wyatt mı yapıyoruz? Bunlar bilmiyorum, zaten zamanında takım olmuş isimler yani. Bunları onu Kuti Misterio'ya sormak lazım. Doğru. Sevgili Burak Gür, sen neler diyorsun? Sence bu olayların arkasında kim var? Bu ikili mi var? Yoksa Harley Buddy Murphy mi var? Yoksa başka biri mi var? Daniel Bryan'ın tetikçisi biri var bence. Ama Daniel Bryan'ın tetikçisi olduğu daha sonra ortaya çıkacakmış gibi geliyor nedense bana. Sivas 3. Geçmiş olsun. İlerleyen dönemler... Bu arada 10 kişi mi Beşiktaş? Abi Fenerbahçe'ye verin kupayı bitsin ya. Çok uzatmasınlar bence. Ay Allah'ım inşallah. Fener maç Gazişehir yenemeyecek ki. Tamam versinler de yani. Yo yener. Fener geçen yıl kimi yendi ya? Toparlayayım. Ne oluyor? Lan. Kapat. Abo Fener'e kupayı vallahi verdiler zaten. Vallahi tebrik yiyeceğiz ha. Şey diyeceğim. Daniel Bryan'ın tetikçisi olduğunu düşünüyorum. Fakat faili meçhulün Roman Reigns tarafından öttürülmesinin biraz uzayacağı kanaatindeyim. Sevgili dayı, sen var mı bir yorumun? Yani çok da yok. Zaten az önce söylediğim gibi. Bilmiyorum. Ege, senin eklemek istediklerin var mı? Anlayamadım soruyu. Mevzunun kim yaptı diyoruz. Haçan Daniel kimdir diyoruz. Daniel. Hepimiz herhalde hala bu konuda hemfikiriz yani. Kimse herhalde şeyi düşünmüyor. Bu ikilinin yapmadığını düşünmüyor diye düşünüyorum. Ama biraz uzatsınlar da zaten. Okey. O zaman Roman'la bu Buddy Murphy'nin arasındaki maça geçelim. Çünkü şöyle bir şey var.
Buddy Murphy maçta bayağı bir etkin rol aldı ve benim gördüğüm kadarıyla hem bizim forumda hem de Reddit'te falan biraz okuduğum kadarıyla maç bayağı beğenilmiş. Hani her iki taraftan, her iki güreşçi adına da beğenilmiş. Neler diyorsunuz bu maçla alakalı? Sevgili Burak Gür. Hangi maçla alakalı? Buddy Murphy Roman Reigns maçı. Oho! Yani çok güzel bir çok güzel. Alanya gol attı da bu arada onlar. Oho. Ne? Evet. Şey attı hatta. Zenci forvetimiz attı. Fener zenci sever. Neyse. Emanuele Menike neredesin? Andy Bienvenu neredesin? Ben maçı çok beğendim. Çok beğendim. Çok güzel bir spearle bitti. İlerleyen zamanlarda Buddy Murphy'nin From Reigns'le olan ilişkisi sayesinde momentum toplayıp yükseleceğini düşünüyorum. Ama Roman Reigns çok fazla oyalandı ya. Hadi abi bir taneniz Kofi'ye sarın. Yeter artık. Bu kadar ya. Sevgili Ege Yürüten, sen ne diyorsun? Özetini izledin mi maçın? Yok, sen gerçekten seversin böyle maçları. Niye ben sevdim bunu? Diyor maçım vardı yoksa. Neyse. İyi oldu ya Murphy için. Biraz şey gösterdi. Ofans gösterdi. Direndi. Squash'a gitmedi. Aynen. Squash olmalı. Bir tur falan geçer herhalde. Ali'yi geçer diye düşünüyorum bu sayede. Sevgili Kaan. Maç güzel. Buddy'nin maç iyi geçti. Buddy'nin neler yapabileceğini, nasıl bir güreşçi olduğunu göstermesi açısından, hani 205 Live izleyen kitle ya da NXT izleyen kitle tabii ki oradaki SmackDown'ın arasındaki izlemeyenlere göre az olduğu için, hani kendisini böyle bir dünyaya casual fanlara da tanıtma açısından iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Hani Ege'nin dediği gibi Ali'yi geçer büyük ihtimalle. Sonrasını göremez ama önü açık bence. Hani doğru booklanırsa iyi şeyler, yani en azından bir Upper Midcard'ın seviyesine rahat görebileceğini düşünüyorum ben. Dayı, son olarak da sana yönelteyim. Sence Buddy Murphy ilerleyen dönemde bir midcard şampiyonu olabilir mi SmackDown'da? Ya çok beğenilen bir isim. Yani internette yorumlara falan baktığın zaman da hani şu anda bile ana kadroya ilk çıkış feud'u bu. Bu feud'da bile yani arka alanda tokatlanan bir adam olarak gösteriliyor. Bilmiyorum ya, ben pek umutlu değilim şu anda. Şimdilik yani. Bu arada Kuti bir şey demiş. Bu senin ilgini bayağı çekecek diye düşünüyorum. Impact'i satın almak isteyen bir Türk varmış. Çok uzun dönemde şirket bir Türk'e satılacak ve sektörde yükselecekmiş. Yüce'nin ismini verebilirsin Kuti. Niye çekebilirsin? Üstad kaynak ne ya? Yani bilmiyorum. Bu özellikle ilgini çekeceğine inandığım için Kuti'ye seni yönlendirelim. Sen bir özelden konuş istiyorsan. Hayatımda duyduğum en random haber, ne diyeceğimi bile bilemedim. O zaman evet, main event'e geçelim. Ya ama bak arkadaşlar, abi, görüşmelerimiz sürüyor. Ne? GTR Impact. Ya. Alper Kaynak Koç Holding demiş. Abi Acun Ilıcalı yayınlamaya başladı TV8.5'ta. Impact of. Ya. Neyse. O zaman main event'e geçelim. Başka işi de varmış bu herifin ha. Ne? Survivor'dan başka iş de yapıyormuş demek ki. Yapıyor oğlum tabii. Ne bileyim. Evet. Şey, taraftarda falan sunuyor normalde. Fener'e para topluyor işte. Fener ol. Fakirden zengine. Tabii kardeşim. Bu kapitalizm böyle bir olay. Sömüreceksin. Çabukluyu sağlamış gibisin genç adam. Şimdi ben sana göstereceğim genç adamı. Senin Lewis Hamilton senin. Ne? Neyse. Çok korkacağım aslında. Main eventimizde bir takım maçı oldu. Raw için sonraki hafta olur diyorduk. SmackDown'da bu hafta oldu. 3-3 takım maçı. New Day ile Kofi, toparlayamadım. Çok özür diliyorum. New Day ile Revival ve Randy Orton üçlüsü bir maça çıktılar. İlginç bir şekilde maçı Revival kazandı. Ve Randy Orton tabii ki doğal olarak beraberinde onların. Xavier Woods'u çok güzel bir Shatter Machine vurdular. Ondan sonra da Randy Orton resmen SummerSlam'in öcünü alır bir biçimde.
hepsine tek tek RKO vurdu ve şovu da böyle kapattık. Dayıyla başlayalım. Dayı, sence Randy Orton bu kemerle alakalı iddiasını sürdürür mü? Yoksa bu şovdan sonra artık tamam mı diyoruz yani kendisi için? Ya ben alabileceğine inanıyorum ya. Hani Kofi'nin panzehiri Orton'du 2009'da bir şekilde. Yani şimdi de panzehirinin Orton olacağını düşünüyorum. Ya iyimser bir tahmin mi bilmiyorum. Şu anda Kofi gelene geçene tek atıyor. Ben hala inanıyorum Orton'a. Sevgili Gür? Ya ben Main Event'ı izleyemedim maalesef. Anlıyorum. Peki Orton devam eder mi sence bu? Ya tabii soyadı Orton'sa eder abi yani. Ben Orton'un yarıda kalacak bir güreşçi olduğunu düşünmüyorum artık. Her türlü mağlubiyetlere rağmen. Peki o zaman şöyle sormam daha mantıklı olur. Sence bu şimdi 20 Ekim olması lazım. Yanlışım yoksa 20 Ekim, 2 Ekim mi? Fox'taki ilk şov SmackDown'un 20. yıl özel şovu olacak. 2 Ekim. Böyle 2 Ekim, özür dilerim. Böyle bir duyuru yapıldı. Sence o şov o kadar kemer değişir mi? Yoksa o şovla böyle değişmez, çok... O şovda değişecek bence. O, bu iş, tamam. Bu iş beklediğim... SummerSlam'de bitmediğine göre Ekim'i bekliyor. Benim tamam. Gördüğüm o. İstediğim cevap zaten buydu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ben her zaman istediğin cevapları verebilirim. Çok teşekkür ederim. Ben bir sorayım. İki soru. Bu ne ya? Karşılıklı blow. Neyse. Kaan. New Day'den sıkıldın mı? Sıkıldığına eminim ama yine de sorayım. Yani adamlar hala büyük ihtimalle top merch seller oldukları için onlara dokunmuyorlar. Biz sıkılsak da sıkılmasak da. Hani göreceğiz New Day'i. En azından Kofi kemeri kaybedene kadar main eventimizde de göreceğiz. O yüzden yapabilecek bir şeyimiz yok. Hani sıkılsam da ki yani çok da ilgilenmiyorum ama yani sıkıldım diyebilirim, evet. Kuti demiş ki Orton kemeri Clash of Champions'da alacak demiş. Ve bir de Fox'ta kemeri Lesnar alacak. Buraya yazdım demiş. Doğa Orton yenimiz. Orton Lesnar maçı demeye çalışıyor. Üstad. Ben bu arada şeyi daha çok mutlu olurum. Orton Lesnar maçını bir şampiyonluk maçı olarak izlemekten daha bir keyif alırım. Yani Lesnar Kofi izlemektense. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bu konuda. Yani Lesnar Kofi'nin gerçekçiliğiyle Lesnar'ı izlemesek daha iyi tabii. Orton Lesnar gerçek. Ya o kesin gelecek. Ağlama. Ya. Çok belli ya. Batuhan Delice demiş ki Kofi 2 Ekim'de promo keserken Brock gelecek, maç olacak ve Brock WWE şampiyonu olacak. Kuti Mysterio demiş ki Rey'in satışlarda hala New Day'den üstün olması. Bu bir araştırılsın. Ben doğruluğuna ya inanmıyorum. Bence Kuti bizi çok fena yiyor ama bilmiyorum. Fanboyluk damarı kamardı. Bence mı de. Acaba demiş zaten. Yok, bizde öyle bir imkan ihtimal yok. Peki o zaman şunu sorayım. Bundan sonraki WWE şampiyonu tahmininiz kim? Gür, senle başlayayım. Roman Reigns. Ege? 2 Ekim Lesnar. Kofi'den. Kaan? Lesnar. Dayı? Ben hala Orton diyorum. Okey, bir Orton var elimizde. Bir Reigns var, iki Lesnar var. Ben de Samoa Joe deyip iyice olayı karıştırayım. O zaman SmackDown'da puanlayalım. Tam öz ya kardeşim diye. Biraz tinercilik biz de yapalım ya. Allah Allah. Tiner Beşiktaş özlü. Olsun. Ben hangi takımı tutuyorsam bok oldu zaten. O yüzden bari Joe'yu destekleyelim biraz. Ne yapalım? Yapacak o da bir şey bok oldu. Fenerbahçe'yi tutuyoruz. Transfer yapmıyor. Los Angeles Lakers'ı destekliyoruz. DeMarcus Cousins çapraz bağ kopardı. Neyse anlatırım ben daha uzun süre de. Evet Gür, puanlayalım SmackDown'u. Ege? 5. Dayı? 5 dedi ya. Kaan? 4. Ben de 3 diyorum. Randy diyen var. Emiray Randy demiş. Alper Lesnar demiş. Batuhan Delice Lesnar demiş. Yeni şampiyon adayları olarak ve haftanın şovları böyleydi. Ufaktan King of the Ring'i konuştuk. Ufaktan SummerSlam'i konuştuk. Ve haftanın şovlarını konuştuk. Evet, son sözü söylemesi üzerine Buğra Güre ben bırakıyorum. Evet, Yücel'e çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Haftaya da bekliyoruz Yücel'i. Ege Yürüten, Kaan, sen
Sana da çok teşekkür ediyorum. Bu arada Alper Canbaz 3, Kuti Mistara 3.25, Batuhan Delice Kofi'den dolayı 2 demiş. Bu radyo sürelerini biraz kısaltmamız lazım. 40 dakika olması lazım. Biz 1,5 saat SmackDown Raw konuşuyoruz. Gerek yok. Ama bu biraz pay-per-view özel şovu gibi oldu. Tabii. Ya 50 dakika olsun hadi. 40 olmasın 50 olsun. Kuti yazmış. King of the Rings münazara yayını olsun. Yapalım. Mantıklı. Selim Fener lan yayın bitti mi demiş. Özür dileriz ama bitti yani. Biz de isterdik. Pardon Harun abi. 6'ya kadar konuşalım ama. Tekrardan Yücel'e çok teşekkürler. Diğer yorumcu arkadaşlar. Rica ederim. Yücel'i de bekliyoruz haftaya. Hepinize inşallah. Kendinize hoşça kalın. Teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.